Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Kritik soruya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya talepte bulunursa değerlendiririz ifadelerini hatırlattı. Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız eğer Libya tarafı Bizden böyle bir talepte bulunursa, biz bunu değerlendiririz demişti. Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Gündemdeki en kritik soruya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. E, bu e, anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer anlaşmalarımız yani askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma sonrasında askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmaları da imzalandı. Deniz yetki alanlarıyla ilgili imzaladığımız mutabakat zaptı Yüce Meclisimiz tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanımızın da yürürlüğe dair yine onaylamasıyla birlikte Tam yürürlüğe girdi ve BM'ye de tescilini yaptırdık. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. İlişkilerimizi de yine Sehrat Anlaşma, Anlaşması'nın da yetkilendirdiği tek meşru yönetim olan Saraj Yönetimi ile e, sürdürüyoruz. Anlaşmanın meclise gelmesiyle Türkiye'nin Libya'ya asker göndereceği iddia edilmişti. Çavuşoğlu yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'dan talep gelmesi durumunda asker göndermeyi değerlendiririz ifadesini hatırlattı. Meclise gelen anlaşmanın konudan bağımsız olduğunu kaydetti. Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa biz bunu değerlendiririz demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer anlaşmalarımız yani askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var.